أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم Gidilen yol ayrıdır, yürüyen araba ayrıdır. Şimdi mevzumuzu görüyorsunuz. Oradan da gözüküyor değil mi? Tamam, sen de göster ki arkadaşlar yansıtmasını görsün. Şimdi ben mukaddeme yapacağım mevzumla alakalı. Gerçi pek bir yerde rastlamazsınız ilk dersin layık olduğu. Belki layıka zaten pek ders olmaz. Ama ilk dersin layık olduğu tarih çok güzel gösteriyor ne demektir. Dersin işleyişinde de göreceksiniz ne demekmiş. Şöyle bir misal vereyim de bu mukaddemi yapmayayım. Kader Risalesi kaç sayfadır? Evet. Tahminen? 5-6. Yok canım fazladır. 30 var. 30 mu? 30 yok dur da. 20 var. Tamam. Kader iman esaslarından değil mi? Biraz fazla mı açalım bu? He. Yakım yapıyor. Evet. O zaman sen bak şuradan. Sen bakarız. Şimdi Kader Risalesi 20 sayfa. Haşir Risalesi kaç sayfadır? He? 100 olur mu? 120. Tamam. Yani iman esaslarındandır. Değil mi bunlar? Kader olsun, haşir olsun. Tamam. Peki laikalar kaç sayfadır? 600-800. Ya. Size mübalağası söylüyorum. Şu Kastamonu kadar, bende bir gayrimüteşi Kastamonu var. Yani Osmanlıca külliyatta da yok. Osmanlıca gayrimüteşi. Bugün Osmanlıca'da olmayan, yani bunun Osmanlıcasında da olmayan gayrimüteşi dediğimiz bir mektup okudum. Onu inşallah şey yapar. Dersin konusu şu. İstikamet, tire, dinini ve dinden ve imandan sıyrılıyorlar. Ustadın tabiri iyi ki öyle gayrimüteşir yaptı yoksa hepimiz duman atar. Ben de koydum. İşte cahil cesur olur ya. Diğerleri normal okusaydı psikolojisi bozulur. Bakın laika kaderle kıyas ettim. Kaç sayfadır dedim. Kastamonu kadar gayrimüteşir var inan bende. Mübalağasız Emirdağ kadar Emirdağ var bende. Toplam iki sözler kadar gayrimüteşir var. Ne basılmamış mesela. Bunlar da hariç. Şimdi Kader Risalesi şu kadar sayfa. Haşir Risalesi bu kadar sayfa. Peki Emirdağ, Sikey Tasdik Gaybiye, tarihçe Kastamonu. Peki bize bir şey demiyor mu bu? Diyor ki 19. sözün sonunda, şimdi ben şey yapıyorum tasavvur, yani dersimiz için şey değil. Ustadın kafasına kalsaydı bazı tekrar edilen imani meseleleri silecekti. İhtar ediliyor, deniliyor ki tekrarat-ı Kur'an'ı, Risale-i Nur'un tekraratı da aynı kanundur. Onun için dokunmadı. Kafasını karıştırdı, kafayı kesecekti Risale-i Nur'un. Ustadın kafası karıştı, darmadağın edecekti. İhtar edildi Allah'tan, durdu. Bu niye tekrar ediliyor diyor. Sonra ihtar edildi diyor orada. Risale'deki tekrarat, Kur'an'daki tekraratın kanuni cinsindendir. Dokunma. Hatırladınız. Tamam. Hele bu gündelik hayatta, şunu diyeyim. Demek ki bir şey çok tekrar ediliyorsa, orada şu iki sıfat anlatılıyor. Tekraratı Kur'an'ı. Laikada da bir şeyler çok tekrar ediliyor. Bir, insanlar ona çok muhtaçtır. Çok şiddetli tahşidat yapılıyor. Bir, insanlar ona çok şiddetli muhtaçtır. İki,
İnsanlar çok muhtaç olduğu şeyi çok çabuk unutuyor. En çok unutulan şey olduğu için. Onda. Şimdi mukaddememi yapıyorum. İnsan mekanik bir makine değil ki verdiğin ayarda daim çalışsın. Alemi ve kendisi devamlı değişen ve değişkendir. Doğru mu? Doğru. Yani torna tezgahı değil ki verdiğin şey. Veya otobanda gidiyorsunuz, arabanın bir manueli var. Hızı verdiğin gibi sabit yapıyor. Böyle değil insan. İnsan böyle bir makine değil. 18 bin alemin havi olduğunda devamlı ziyaret ediliyor. Onun bir dersini yapmıştık hatırlarsınız. Niçin ben değişiyorum? Harika olduğun için. Basit olduğundan değil. Ya bir ikide bir havam değişiyor falan. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Niye değişiyorsun? O alemler seni ziyaret ediyor da ondan. Allah Resulü her gün 18 bin defali değişiyormuş. 18 bin alem ziyaret ediyor. İmam Gazali'ye göre 2000 ile 3000 arasında normal bir Müslümanın haleti değişkendir. Ben tabii biraz Muhasır'daki Nurcu kardeşlerime biraz da şey yapıyorum, çite yükseltiyorum. O ustadım, aziz ustadıma muhalefet ederek 2000-3000 değil, 4000-6000 arasında bir nur talebesinin ahir zamanda haleti değişeceğini, yani günde en az senin 4000 tane haletin değişiyor, havan değişiyor. Bu büyüklüğündendir, yani hadiselerin değişkenliğindendir. Yani niye böyleyim? Sabit arama kardeşim, o bizim ahirdeki sırdadır. İnsansın. Keyif veriyor bana. Aa bak şu anda değişik bir hale girdim falan. Allah Allah, asabı nereden çıktı? Ha dur bakalım ne olacak. Dedin bak ne kadar keyifli oluyor. O nereden çıktı? Allah Allah falan dediğin zaman tepene biniyor. İki, doğru düşünmek, doğru hissetmek, doğru yapmak için doğru bilgileri ve doğruları yaşayanlarla beraber olmayı olduğunu tarih gösterdi. Doğruluğunu yanlışlığını tam bilmiyorum ama okuduğumu söyleyeyim. Davudi ama Arapça değil, İbranice değil, hangi lisan olduğunu da bilmiyoruz. Okumuşum, naklediyorum ama buna mutabık geliyor. Davudi ayeti zannediliyor. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünülmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Buna uyuyor. Doğru düşünmek, doğru hissetmek, doğru yapmak için doğru bilgilere ve doğruyu yaşayanlara ihtiyacımız var. O da adresi laikaya götürüyor. Başka, nerede hata varsa mutlaka edile-i nuriyede hata yapılıyordur. Edile-i nuriye neydi? Yani edile-i şer'i değil. İslam'ın edile-i şer'isi kitap, sünnet, icma, kıyas. Edile-i nuriye. Laikalar da böyle bir tekerleme, ustad bir kural koymuş. Mahkemat 49'da. Mühendis Bey, 4 edile-i şer'i 1. Baştan. Ha, lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. 2. Ha oydu. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, çok aldatır. Edili-i Nuriye, Mahkemat 49. Bir de ben tarih yapayım. Lubu bulmayan, ailede mi sorun var? İletişimde sorun mu yaşıyorsun? İçsel sıkıntını mı yaşıyorsun? Geçim gelir gider mi denk yapamıyorsun? Nerede sorun var? Şunlardan bir veya birkaç tanesini muhalefet ediyorsun. Ben öldürmedim ha bunları. Ben böyle kafam çalışır bir adam değilim. Benim bir özelliğim var. Sarılmışım buna. Başka mümkün değil. Beni bir ölüm döndürür. Ha, burada gördüğüm bir şey sari ise tamam. Ölüm döner vallahi. İma ise tamam. Ben başka kafam çalışmaz. Buraya kadar çalışıyor. Zaten akılın özelliği biraz odur. Burada tevazu yapmayacağım. Zeki insan bu akılla, bu aklın mutluluğuna çalışır. Zeki. Akıllıysan
bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bu aklı bağlamak kibahi akıllılıktır. Ben buna teslim olmuşum. Allah hamdolsun 78'den beri çok İtalyan çukurları geldi önümüze. Hep virajları aldık Allah hamdolsun. Dün 16 sene yanında kaldım. Rüştü abiyi ziyaret ettim dün akşam. Bütün derslerimi iptal etti. Dersmez yok. Gittim oraya. Abi dedim bir şey hakkında ben biraz fazla mı ifrat ettim ya? Bu adam hakkında dedim ya. Bu fazla ders mi yaptım falan. Yani yoksa tahrik mi oldum falan. Çünkü istikametli ve laikalar hakim olduğuna inandığım tepe insan. İstikametimden ve laikalar hakim olduğunda bu konuda bana şey yapan, yapılandıran bir abim külliyata sahip olduğu için ha öyle böyle düşünüp de değil falan yer falan soru soruyorsun falan yerde falan yerde falan yerde falan tak az bile dedin diyor. Dün akşam vallahi olan dedim evinin çevişini fırçayı çakacak bana. Vallahi fırça bekliyordum. Ya ne yapıyorsun ya? Ne hissiyatından şey yapıyorsun? Bir kere dedim tamam da yani cicirini çıkarıyorsun bu işi dirbeğimizi. Az bile söyledin ama yeter. Frene dönüp bastı. İlk önce onu reddi sonra durdurdu görüyor musun? Ama yeter. Az bile dedin devam et demedi. Bakın. Felsefa ne bir şey ya. Az bile dedin ama yeter. Tamam. Anlayan için yeter. Peki abi. Laikalara kuvvet ver. Bak hadiseler sana söylemiyor. Artık nurcuların kader sorunu, taşir, tevhid sorunu değil de istikamet sorunu var. Öyle mi? İşte yani doğru düşünmek için doğru malzememiz yok. Hep atılmış, itilmiş bunlar. Allah'ın izniyle artık sizler, bizler hep beraber laikalara sarılacağız arkadaşlar. Sarsılmayacağız. Bu edepsizlik manası değil. Saygımız, hürmetimiz imanımızdan geliyor. İslamiyet'ten geliyor. Büyüklerimize saygı göstereceğiz. Ayakları başımızın üzerindedir. Ama önümüze kolundan yemekleri de kusura bakmayın diyebildiğin gibi abi tuzlu olmuş. Karabiberi bilmem ne oldu diyebildiğin gibi abi nerede yazıyor biraz görmek istiyorum diyeceksin. Allah için beni sorgulayacaksın. Nerede yazıyor abi? Sorgulayacaksın beni. O dönem değil zaten. Hiç kimse ayranım ekşidir demiyor. Göstereceğim. Bak tek tek çalışmışız. Bak. Kelime kelime. Anladın? Ha. Şimdi sonra cümleyi şey yapayım. Bir şey çok tekrar etmek. Bir, insan ona çok muhtaçtır. İki, insan en çok onu unutuyor. Benim tabirim değil. 19. sözden aldım. Allah bile Celle Celaluhu. Tabii bir şey olur mu? Allah bile peygamberine, habibine zeki ve donanımı ve fıtratını en iyi çalıştırana diyor ki Festakim kema mürte. Emrolunduğun gibi bilgiler var. Dost doğru ol. Emrolunmak yöntem biçimidir, bilgidir. Ona uy diyorsa sana bana kim kaldı? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ya sen bulursun akılla. Seni çok güzel yarattım. Ne yaparsa yap demiyor. Seni güzel yarattım ama verdiğim bilgiler istikamet üzerinde o. Şeybettin Sureti Nut demiş. Beni bu ayet ihtiyarlattı. Öyle mi? Hepimizin bildiği 706 şu alarda anlatıyor. Allah bile Habibine emrolunduğun gibi dost doğru ol demek. Demek ki akıl kendi başına istikameti bulamaz. Bulsaydı peygamberler gelmezdi. Hayatın içerisi İnşa edilmelidir. Hayatımız bizimdir. Tercihlerle doludur. Unutma, her tercihin müsbet veya menfi neticesi vardır. Katlanacağız. Dünya ve ahirette. Her tercih ettiğimizin dünya ve ahirette katlanacağız. Veya mükafat alacağız. Şimdi sözde, Kastamonu, ağzımız alıştı iman eder. 146. İkinci esas, bakın oraya. Fakat sonra çok çalıştım. Bu atıflar orada şimdi yoktur o kadar. Gösteriyorum onun için size. Yani kenarlarında kelimelere çalışılmış. İkinci esas. Ey kardeşlerim. Sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik
enaniyet, şan-ı şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Biz de tam tersine makamımıza çemri takacak kişileri ima etse, görsek hiç şansı yok. Kafasını koparırız balık gibi. Bu kardeşiniz 17 yaşından beri dershane hayatındadır. Bir şey anlatmak için, güvenmeniz için söylüyorum ama söyleyeceğim bir şey de mesnetli olsun diye. Rastladığım bir şey söyleyeceğim. Allah hamdolsun ama Nur cemaatinde görmedim. Ben biliyorsunuz her cemaate giriyorum, seminer veriyorum. Sıkıntıyla alakalı, aile bir şeyle alakalı vesaire. Düğünlerde, cenazede konuştuğumu biliyorsunuz beni. Bir cemaatte rastladığımı söyleyeyim. Tepelerde. Cemaata giriliyor. Hangi cemaate girildiğini tahmin edersin şimdi sistemi anlatınca. Büyük bir para veriliyor. Yükseliyorsun. Yükselmenin özelliği ikidir. Hakikaten kimsenin hakkını yeme. Çok gayretli olacaksın, yükseleceksin. Veya çok para vereceksin. Nereye kadar yükseliyorsun? Karar verme mekanizmaya kadar çıkıyorsun. Karar merkezine kadar çıkıyorsun. Oralarda çıkanların bir kısmı şunun için çıkıyor. Korkunç para veriliyor. Niye veriyor? Bak ne yapıyor, plana bak. Mevcut sisteme kesinlikle dokunuyor. O şey, vazifeli. Giriyor, tepeye çıktı mı 3-5. tabakaya karar veriyor. Aşağıya bakıyor, oraya kendi tabakasına bakmıyor. Aşağıdaki tabana bakıyor. Kim gelecekte bu cemaatta katkı sağlayacak, çapını genişletecek, cemaati ileriye taşıyacak, lider konumuna gelecek, hangi fıtrat var onu tespit ediyor. Onun kafasını koparıyor. Ya iftira yapıyor, ya çıkmaması için, şeyden, cemaatten düşmesi için her türlü filmi çeviriyor. O adamı. İşi gücü oymuş. Bu Amerika'nın ve Mossad'ın M5, M6'nın sisteminde varmış. Cemaati böyle sabırla, geleceği cemaati yok etmenin yöntemlerine bir tanesi buymuş. Bak cemaate dokunmuyor. Fitne fesat çıkarmıyor. Büyük bir para veriyor. Büyük katkılar yapıyor. Cemaate büyük şey. Büyük her şeyi veriyor. Fakat bakıyor. Sen diyor, tamam mı? Sen. Bunlar cemaati çok ileriye taşıyacak. Veya çapını genişletecek. Veya kalitesini yükseltecek. Bunun kafasını koparılıyor. Bu adamın işi burada tespit ediyor. Nasıl yapıyor? En çok kullandıkları ve çok tesirli fakat çok ucuz olan. Fakat Müslümanların maalesef eskide çok tuzağa düşüyordu, şimdi düşmüyor. Şükürler olsun. İftira. İftira yapıyor, atıyor çamuru ama Müslüman yemiyor artık. Siyasi liderlere kadar, dini şahsiyetlere kadar yapılanlar artık yemiyor. Hayvan terli çünkü. Artık dop. Her şeyin bir haddi var. Şimdi, kardeşlerim, sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde, mesleğimiz nurculuktur. Meşrebimiz, cemaatimizdeki Risale-i Nur'dan alma yöntemi, yani ders şeklinden, dershane kurulumundan, yani el attın sağa, talebelere mi atıyor, topluma mı el atmış, muzakereyi mi esas alıyor, laikalara mı gidiyor, hepsi de hak, hepsi de doğru, hepsinin de ayağı başının üzerine olsun. Allah hepsini muvaffak etsin. İstikamet versin. Bizim mesleğimiz ama meşrebini öne çıkarıp cemaat meşrebini, yani meşrep maşapa demek, dere akıyor, kazanla, kovayla, bardakla içmek, içme yöntemi şu aleti, meşrep, kap. Yani her bir cemaat, biz nurculukla konuşalım. Nur cemaatin, cemaati meslek nurculuktur. Meşrep, gruplardaki olan özelliktir. Tamam mı? Şimdi, eğer meşrep, bir şey anlatacağım. Meşrebinizi esas alıp, mesleğinizi kale almasanız dusturlarını, o zaman meşrep hedef, meslek vasıta olur. Bunlar
Bunları nasıl anlarız öyle yaptığını? Meşrep, önde, nurculuk, hizmetçi edenlerde bağnaz olur, taassup olur, geçimsiz olur. Laikayı kesinlikle arkaya atar. Yetmiyor. En büyük özellikleri, Risale-i Nur'un değişmez prensipleri, laikaları öne çıkaranları düşman addeder, hedefe koyar. Çünkü bizim fiyaskomuzu çıkartıyor diye. En büyük özellikleri, laikaları nazara verenleri yok etmektir. Çünkü Risale-i Nur'un mesleği önde olabilmesi için laikalara yapışmak gerekiyor. Yani yol bu. Arkadaşlar, çok duruyorum bu son aylarda. Niye? Ben bu kadar bilmiyordum yani. Ben imani meselelerde bayağı hakikaten çok güçlü cemaatimiz. Fakat laikalarda, ama sonsuz şükürler olsun ki eskisi gibi değil, bayağı laikalara kulak vermişler. İftihar ediyorum. Benimle büyüyen sorgulayabiliyor. Abi öyle yazıyor ama, veya hürmeten ses yapmıyor ama külliyata uyuyor. Onda gurur duyuyor. Üstad da böyle istiyor. Benlik, enaniyet, şan-ı şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi kaçıyoruz. Yani kaçın diyor değil mi bize? Ne yapacakmışız? Ders alalım. Ajandayı çıkarttın, bunu yazıyorsun. Hasan, benlikten, enaniyet, şan-ı şeref perdesi altından makam sahibi olayım. Abi, Şamyol gibi, traktör Şamyol gibi şişiyor. Ben tanınayım, ben bilineyim, ben konuşulayım diye. Bundan kaçacaksın Hasan'ım. Niye? Neyi kaçıyor? Öldürücü zehir gibi kaçıyoruz. İhlas Risalesi'nden nereden kaçar gibi kaçın diyor? Akrep ilanından kaçar gibi kaçın. Yılanı bilelim. Akrebin nerede olduğunu bilmiyorum. Ama yılanın yerini göstereyim size. Akrebi bilmiyorum. 731 veya 744 sözler insanın bozulma sürecini anlatıyor. Küllat acayip bir şey yani. Deli bir kitap, samimi söylüyorum. Bak insan nasıl bozuluyor. Böyle demeyecek tabii madde böyle. Sen bozacaksın. Diyor ki insan nasıl sırayla bozulur? Bir, insan ben olmaktan utanır. Kendini yaşamaz. Hep artistlere şunlar bunları özenir. Hep başkası olmak yolunda ilerledikçe bu maymunlaşır. Maymun. İlk bozulma yöntemi ben olmaktan utanıp kendini yaşamayıp ne derler diye harici yaşayanlar da bir karakter olur. Maymunlaşma. Maymun olur. Karakteri, ruhu maymun olur. Maymunlukta ilerledikçe ne olur? Ne olur? Tilki olur. Sıra bu ha. Biz uydurmuyoruz. Sonra tilkilik de onları anlatmayayım. İlerledikçe üçüncü bir şey oluyor. Ne olur? Yılan olur. Demek ki maymun olmadan, tilki olmadan yılan olamaz. Yılanda da terakki etti. Üçünü birden yaşarsa ne olur? Ayı olur. Dördünü yaşarsa adam ne olur? Domuz olur. Namusunu, karısını, kızını kıskanmaz. Domuzda alt veri tabanı olmadan domuz olamaz adam. Domuzda maymun vardır. Yani beşinci tabaka günah işleyenin ikinci tabaka miskamber gibi olur. Zina yapanın kötü filmleri seyretmesi gayet mubah bir sağ olur. Hiç etkilenmez. Çünkü bir üst günahı yapmıştır. Domuzda bunlar da var. Domuz olanlarda alt veri tabanı bunlar var. Hiç şüpheniz olmaz. Ki Kur'an bunu sarih ayetiyle söylüyor. İnsandan hayvan olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Ama hayvandan, maymundan insan yoktur. Ama insanda maymun vardır. Allah onları diyor, biz siretini, ruhlarını suretine dönüştürdük. Peygamberimize söz verdiği için Allah sireti, ruhlarını surete dönüştürmeyecekmiş. Ama sizinle trene biniyor, inan domuz. Çakal, ayı, yılan, tam bir akrep. Tilkiyle bu sabah seyahat ettiniz metroda, haberiniz var. Tilki vardı yanınızda. Tilki vardı.
Evet. Yılan da var. Ha, akrep bunun neresini bilmiyor. Sıra bu. Ha, tahmini söylerim. Benim kanaat olur. Risale'deki süreç bu. Elhamdülillah. Bak ne biçim bir kitap ya. Ya işte psikiyatri bir kitap, psikoloji bir kitap. Pedagog bunu ne dersen de ya. Harika bir şey. Peki, biz kalemi aldık, ajandamızı yazacağız. Benlikten, enaniyetten, şan-ı şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçacağız. Onu ihsas eden halattan şiddetle iştinab edeceğiz. Yani onu gösteren böyle davranıştan kaçacağız. Evet, suizan etmeyeceğiz ama suizana da sebebiyet vermeyeceğiz. Müslümanın şeni odur ki suizan etmez ama suizana sebebiyet de vermez. O örnek vermiştim size, gene vereyim, tekrar lahsen. Peygamber Aleyhisselam gece Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anh'a ile giderken, bir kız, o zaman sokak lambası yok, bir kısım sahabe bir kadınla peygamber gördü. Geçtiler, sen anlaştılar. Ayşe validemizi Sıddık'a radiyallahu anh'a'yı durdurdu. Hemen koştu, yetişti sahabeler, durun dedi. Buyur ya Resulallah, yanımdaki hanım Ebu Bekir'in kızı, helalim olan Ayşe'dir dedi. Estağfurullah ya Resulallah. Sana suizan mı edecektik? Allah Resulü tarihi bir cümleyi söylüyor. Ya bir acayip bir adam yani. Normal değil yani. Böyle o derede, iki vadide bir insanın böyle bir ruhun derinliklerini ikaz edecek bir sistemi kurması, işletim sistemi çalıştırıcı söz söylemesi imkanı yoktur. Allah olmazsa. Diyor ki sahabenin o şeyine mukabil, Müslümanın şeyini odur ki suizan etmez ama suizana da sebebiyet vermez. Sana suizan ettiler mi? Bir bak bakalım, suizanı sen ettirdin. Ettirmemek lazım. O zaman onu ihsas eden, niye anlattım olayı? Onu hatırlatan, anımsatan, hatırlatan haletten şiddetle iştinab edeceğiz. Yani enaniyetlerimizin, benliğimizin, makam sahipliği böyle ima etme gibi tavırlara girmeyeceğiz. Hele cemaatin önünde gidenler, meşvereti kabul etmeyenler, estağfurullah, ben enaniyet, benlik, bu da sıra böyledir. Benlik olmadan enaniyet olmaz, enaniyet olmadan makam sahibi peşini olmaktan, koşturmaktan geri durmaz adam. Bozulma süreci de budur. Benlik olur, enaniyet olur, sonra makam iddiası eder. Makam iddia eden adam da cemaatin meşveretini kabul etmez. Etse bile, yapsa bile meşverete uymaz. Peki bunun altında ne var? Benlik var. Hani biraz önce dedik ki maymun var, tilki var, yılan var, sıra ya. Enaniyet, benlik, makam sahibi olmak. Peki fiile nasıl gözükür? Onu ihsas eden fiil kale almaz. Yani dusturlar kale almaz. Ki meşveret dusturlarımızdandır. Meşveret zoraki kabul etse bile uymaz. Meşveret nerede olur? Unutmayın. Külliyatımızda hayır yapmayın. Yapın. Yani açık yasaklar ve emirlerde meşveret olmaz. Açık haram ve helal olmayan, emir ve yasak olmayanın ortasına maslahat-ı mürsele denilir. Onun adı mubasadır. Meşveret orada olur. Örnek vereyim. Uygulamalı. İki tane örnek vereyim. Bir, vaat-ı mürsele, vaat-ı zekat. Namaz kılın, zekat verin. Allah'ın emrini meşveret edilmez. Çünkü emirdir. Ey Allah'ım sen dedin ama bir de biz bakalım, bir meşveret edelim. O zaman Allah'a sorgulamak olur. Olmaz. Aynı bu örnek gibi la teşbih ve la temsil. Her yerde bir küçük medrese-i nuriye açılsın. Lokal mı açalım, yurt mu açalım, mektep mi açalım, cami mi açalım? Nurcuların en büyük vazifesi cami değil. Medrese, yurt, lokal falan değil. İlk önce açacağı, diğerlerine insan yetiştiren çekirdek şey medrese açılacak. Her yerde bir küçük medrese-i nuriye açılsın. Tamam. Bu meşveret edilemez. Medrese mi açalım, başka bir şey mi açalım? Vazifem budur. Ha, camiye de buradan adam yetiştireceksin. Ha, ama Zeytinburnu'nun girişinde mi çıkışında mı? Birinci kat mı, beşinci kat? Külliyatta yok. O zaman o meşveret edilir. Ha? O zaman benim dediğim olmuyor. Ha? Nedir o meşveret? Kesin olmayan, yapma, yap. Olmayan ortası, şeriattaki ismi maslahat-ı mürsele, bizim lisanda mubah saha. Orada meşveret edilir. Ha? Bunlar çok önemli malzemeler. Senelerin
birikimi bunlar. Yani külliyatın içini doldurarak gidiyor. Böyle bir anda olmuyor sizin. Ama size pat diye şey yapıyorum. Vermeye çalışıyorum. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Ama nereden bileceğiz? Öyle yaşamış. Ben diyor şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Hürmet vermeyiniz. Hürmet verirseniz haramiyetine girersiniz. Mahremine girersiniz, orayı dağıtırsınız. Hürmet anladığın gibi değil ha. Hürmet efendim nasılsınız siz dahi bilirsiniz. Estağfurullah başlıklı. O avami anlayış, lugattır. Hürmet haram bölgesine girmektir. Haramiyetine gitme, mahremiyetine girmektir. Efendim estağfurullah nasılsın diyerek mahremine giriyorsun, adama giriyorsun. Hürmet o. Hürmet haramdan, mahremiyetten geliyor. Yani onun özeline giriyorsun. Hocam, hocam, ağam, abi, abi. Pişt, pişt, pişt. Baba basıyor, yükseliyor. Tak giriyor. Adam giriyor, ondan sonra buradan konuşuyor. Hürmet, mahrem alanına girme yönteminin en keskin silahlarındandır. Yani Yunanistan'da gördüm, burada belki Anadolu'da vardır. Binanın dışında avlu vardır. Avlu bile gözükmesin diye insan boyundan yüksek duvarla örülür. Onun adı mahrem bölge denilir. Mahrem. Haram. Bizim şeriattaki haram değil. Hürmet edilen yani hürmet yani karısı, kızı, evladı birbirine karşı hürmet sahası, mahremiyeti sahası. Oraya giremezsiniz. Hürmet böyle bir sahadır. Oraya giriş yöntemi işte şunu bunu istemek, istemiyorum diyor. Halkın anladığı gibi anlamazsın hürmeti. Ben diyor içime seni sokup çeşitli yöntemleri kullanarak, okşayarak, para verip bilmem ne yapar. Ben hürmet istemiyorum. Burada estağfurullah estağfurullah değil. Bu hakikat budur. Bak, hürmet mahremiyetine sokmuyor. Mesela konuşurken yaklaşım böyle en fazla bir metre çapında. Mesela ben burada duruyorum. Bir metre benim çapımın alanını geçme, girme. Beni rahatsız edersin. Bir kokunla, iki gözle, üç mimiklerinle. Çünkü benim hürmetime girdi. Mahremiyetime girdi. Rahatsız ediyoruz. Uzaktır. Bunun 196 lemalarda semli nazar diyor. Zehirliyor adamı. Başıma geçen bir olayı anlatsam aklınız durur. Bunlarla kalın. Anlatmayacağım çünkü suizan edersiniz sonra bana. Biraz güveniyorsunuz da gider. Bismillah. Ben şahsıma karşı hürmet, makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetli tekdir etmişim. Benim haddimden fazla mevki vermeyiniz. Haddimden fazla mevki vermeyiniz. Ustad, Said Nursi ayrıdır, Bediüzzaman ayrıdır. Bediüzzaman ayrıdır. Risale-i Nur ayrıdır, Said Nursi. Said Nursi senin gibi bir adamdır. Nur talebesidir. Emirdağ 1.48, Emirdağ 125. Haşa Said Nursi de diyor. Risale-i Nur'a karşı sadakatını bozsa siz sadakatını bozmayacaksınız diyor. Said Nursi beşerdir. Benim gibi, senin gibi Nur Risale'leri okuyan bir adamdır. Bediüzzaman Risale-i Nur'ların zuhur etme zeminidir. Bediüzzaman ruhudur. Risale-i Nur ise o ruha gelendir ki ustasıyla hiç alakası yok. Müceddittir o. Ayrıyeten diyor bana verilmişti Bediüzzaman onundur diyor. Ha? Ayırt ettik değil mi? Onun için lahutidir. Yani ustad layuhti değildir. Yani hata yapmaz, kusuru yoktur denmez ama Risale-i böyle değildir. Said Nursi böyledir. Hata yapabilir, olabilir. Vardır manası değil. Mesela Gazali de öyle ama
Şey öyle değil. Risale öyle değil. Sizleri, evet, benim haddimden fazla mevki vermeyiniz diye sizi, diye sizden darılıyorum bir de. Allah Allah. Ben de tam tersini. Bana makam vermeyeceksin he? Usta diyor ki, beni beğenenleri beğenmiyorum. Ben ise, samimi söylüyorum, beni beğenmeyenleri beğenmiyorum. Ulan hani adam olsaydın, adam görürdün. Öyle diyoruz değil mi? Adam olsaydın, adam görürdün. Ulan hani adam değil ki, beni tanısın falan. Böyle oluyor. Şaka demiyorum ama tevazuyla alakası yok. Çoğumuz öyleyiz. Birbirimizi kandırmayalım. Anladın mı? Ha ama böyle bir ustadın talebesiyiz. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Said Nursi'nin değil. Çünkü Said Nursi de bir talebedir. Emir Davi 48. Böyledir. Usta kendisine talebe etmemiş, bizi Kur'an'a talebe etmiş. Şahsında yaşarken şahsiyetçiliği kaldırmış. Yaşarken. Heh, yedin demiş. Benle görüşmektense 20 derece daha fazla size faydalıdır. Risale. Öyle midir mi? Öyle değil. Elhamdülillah ya. E şimdi sen böyle bir ustadın talebesisin. Gözünü kapatmışsın. El yordamıyla tutulmuşsun. Önündekine nereye götürdü belli değil. Ya da ama ise senin gibi ne olacak? Sen ama tutulmuşsun. Görsün. O da ama ise. Şimdi dolmuşlar kalkıyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Burada var dolmuş. Mekke. Ben bindim böyle bir dolmuş. Bindim baktım Paris'i götürdüm. Hani Mekke abi? Hani Mekke'ydin? Son durakta indik, böyle buyurun Paris dedi. E Mekke'ydin? E bizim dolmuş öyle. Mekke değil Paris'i götürüyorlar. Anladınız mı? Ya. Yalnız Kur'an hakimin bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur hesabına ben de onun bir şakirde olmak kaysiyetiyle. Bak acele etmişim, burada da varmış. Yalan mı söylüyor? Tövbe estağfurullah. Bak. Yalnız Kur'an hakimin bu zamanda bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nur hesabına. Risale-i Nur'da kendi malı olmadığı için tevazu yapmıyor. Hakkı yok çünkü. Peygamber kendi hakkında tevazu yapar ama Kur'an hakkında yapamaz. Onun değil çünkü Allah'ım. Ben de onun bir şakirde olmak haysiyetiyle ona karşı tasdikkarane teslimi ve irtibatı, bak, tasdikkarane teslimi, Risale-i Nur'u bir sene anlayarak okuyan mı diyor? Ne diyor? Anlayarak ve kabul ederek okuyan. Asıl bu dakik, mühim bir alimi o. Sadakatın ne demek olduğunu sahabe-i kiramda misal veriyor. Ebu Bekir Sıddık, ikinci makamda Ömer-ül Faruk, üçüncü makam Osman-ı Zülmüley, Ali Keremallah Veçeli. Ali ilimdir. Dördüncü sıradadır. Enfusi yapılanma, enfusi haya, edep, enfusi yatırım yapmak, Osman. Muvazene, mizan, muhakeme ve adalet, Ömer. Sadakat, sıdk, teslimiyet, Ebu Bekir. Evet, ben ilmi şehriymişsem Ali kapısıdır. Şehriysen ya Resulallah, şehrin tanzimi de Ebu Bekir'dir. Çünkü Ali kapıda daha. Öyle değil mi? Ben şehir isim kapısı Ali'dir diyor. Kapısı adamlar içeri girmiş. Ömer Osmanlar girmiş. Ve ustadımızın ustadı Ali. Radiyallahu anh. Sıdıkiyet acayip bir şey. Benden sonra peygamber gelse, değil mi? Onun hakkında söyleyeyim. Ümmetimin imanı bir kefeye. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh imanı bir kefeye. Teslim. Teslim ya. Acayip bir şey. Ne diyor? Ona karşı tasdikkarane teslimi, irtibatı, şakirane kabul ediyor. Her şeyde ifrat ve tefrit zarardır. Bir şey hariç. Nerede arkadaşlar? Söyle. Neredeydi? Müfritane irtibat. Hatırladınız değil mi? Neredeydi? 89 Kastamonu muydu? Değil. Çok fazla âli makam vermek yerine. Ha? Neredeydi? Emirdağ mıydı, Kastamonu muydu? Kastamonu olsun. Ha? Kastamonu olsun. Ziya
Peki ziyaretli meselesinde de ne olacak şimdi, bulamayacağız? 89 demişsin. Doğru demişsin. Haddinden fazla fevkalade üstü zan ve müfritan âli makam vermek yerine fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Bak neler lazımmış bize. İstersen bir geçelim de bir görün oraya. 89. Bilgisayar bunun için lazım. Bu nerede, burada hiç? Üşenmeden yapacağım arkadaşlar, size göstereceğim. 89 mu? Şöyle yapınca oluyor dedi. Aferin be. Ulan alet bende ne kadar kıymetli oluyor, bak görüyor musun? Bak bu şeyde renkliler gözükmüyor. Şöyle göstereyim size. Şurada çalışın. Bak aşağıda. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet imani en emniyeti bir vazifedir. İman ha? Ya bu elle ne kadar kefenlemişim adam. İman ne acayip bir şey ya. Ben hemen etkileniyorum biliyor musun? İman. İmanın yok. Girdin oraya kefene sardın. Allah aşkına yukarıda Mercedes'in olsa ne olacak? Bak. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet imani en emniyeti bir vazifedir. Hem kemiyet ise keyfiyete nispeten emniyeti azdır. Yani ne demek? Sayı çokluğu kaliteye nispeten. Sayı çokluğu kaliteye nispeten emniyeti azdır. Hiç çoktur değil. Hem muvakkat ve mutavil siyaset alemleri. Ha bak yarın seçim var. Hiç konuşmuyorum. Bak görüyor musun? Yarına oy atılacak. Bak. Ama başka şey olsaydı şimdi kafalar darmadağın değil mi? Ama bak ne diyor? Hem muvakkat ve mutavil siyaset alemleri, geçici siyaset alemleri, ebedi, daimi, sabit, hidemat imaniye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz, medarda olamaz. Ama çok bağırdın, çağırdın. Kardeş, toplumda Risale-i Nur bir şey emniyet verdiyse ben de o kadar emniyet verdim. Risale-i Nur emniyet vermiyorsa ben veriyorsam beni indirin aşağıya. Dinlemeyin Allah rızası için. Risale-i Nur'da emniyet verilmeyen bir şeyi öne çıkarttımsa beni dinlemeyeceksin. Kala almayacaksın. Allah rızası için yalvarıyorum. Hatamı söyleyeceksin. Abi orada öyle dedin ama onu bu büyüttün. O kadar değeri yoktu bu işin. Yok veya olmayan bir şeyi niye çıkarttın? Topluma niye veriyorsun? Beni sorgula kardeşim. Çünkü beni mükemmekir sorgulamaktansa senin beni sorgulamanı yeğlerim, isterim. Niye? Orada geri dönüşüm yok. Niye bunun üzerine durdun biraz? Risale-i Nur durduğu için. Niye böyle diğerleri gibi böyle evirip çevirip kıvırmadın? Risale-i Nur evirip çevirip kıvırmadığı için. Allah Kur'an'da kıvırmıyor. Haşa. Peygamber kıvırmıyor. Risale-i Nur evirip çevirip kıvırmıyor. Hak batılı gösteriyor, deşifre de ediyor. Musab Bey Kurşun'un yaptığı an, Muhyiddin Arabi şöyle bitti diyor şarkı. Evirip çevirmiyor. Benim meşrebimle zikürle. Burada demiş mi kardeşim? Burada demiş mi ki bu millet ihtiyarları Cumhuriyet Halk Partisi'ni başa geçirmeyecek. O geçerse o partinin altına komünist kuvvet bulur. Ve Kur'an, vatan ve millet adına endişe ediyorum o partinin geçmemesi lazım diyor. Öyle diyor mu demiyor? Ben de onu dedim. Ve diyeceğim. Ustadım dediği için. Ve o partinin karşısında durmak tabela ve ismi altında değil demokratlıktır. Bu sistemin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rejimi, kişiler değil, rejimi Kemalizm, Münazarat 17'de geçiyor. Masonlu komünistik ve dönmeler olan diyor. Masonlu komünistik manasında olan Kemalizm, dönmelerinin diyor. Tamam. Bunun karşısında tabela, isim değil, bunun karşısında olmak demokratlıktır. Bunun adı da ehven-i şerdir. Şerdir ama ehvendir buna nispeten. Orada olmak demokratlıktır. Demokratlığı iddia edip bunun yanında olmak demokratçılığa ihanettir. Yalan söylüyorsun, sahtekarsın. Kim olursa olsun. Ben yapıyorsun ben. Demokratlık demek Cumhuriyet Halk Partisi karşısında olmaktır. Demokratlığı iddia edip Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olan aramıza girmiş, sızmış haindir. Çünkü bilmeyerek yapmıyor, bilerek yapıyor. Bilerek yapınca hainlik unvanını alır. Ustad namaz kılmayana hain diyor. Nasıl sen hain söylüyorsun? Ustad mecliste diyor ki
Efendi diyor, hoca diyor, sen geldin, bizden istifade edelim diyor. Sen geldin namazla dair şeyler yazdın, ikilik yaptın diyor. Mecliste 200 kişi var, 63 kişi namaz kılıyordu, sen geldin 100 kişi de eklendi, 163 oldu. Mustafa Kemal'e karşı, Ahmet Mehmet değil ha mecliste. Sen geldin diyor, aramıza ikilik koydun, yani kılan kılmayan. Fırlıyor. Bediüzzaman Hazretleri, paşa paşa kainatın büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazın kılmayanın hükmü haindir ve merduttur. Namaz kılmayan haindir, hükmü merduttur. Şu merdut demek İslam hukukunda kafası kesilir. Şu iki parmağımı senin gözüne sokarım diyor. Hain diyor mu demiyor? Diyor. Tamam. Namaz kılmayanın safına hain diyor. Şimdi aynı hain burada. Sen Risale'yi ben külliyatı bilen senelerce burada ders yapacağım. CHP'yi karşı İslamiyet yaşamaya çalışacağım. Sonra demokratlık adına CHP'nin yanında yer alacağım ve demokratım diye kandıracağım sizi. Ulan benden daha sahtekar, hain kim olabilir? Burada geçiyor. He. Bak siyasette bahsetmedim ha. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde bak. Görüyor musunuz oraya? Ben burada bakayım devam. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. Ne kadar kebir ya kardeşim, kefenleneceksin ya. Ne mesuliyet alacaksın ya. Ne dedi? Yap öyle ya. Ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyzi makamlara kanaat etmeliyiz. Kanaat et kardeşim. Evet, son cümlemiz. Haddinden fazla fevkalade hüsnü zan ve müfritan ali makam vermek yerine fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ihlas lazımdır. Onda terakki etmeniz. Öyle geçmiyor mu? Ya. İlk önce ne geçmiş biliyor musunuz? Haddinden ustad uçuyor, kaçıyor, velidir, İslam misadır. Bırak onu diyor. Sen diyor böyle üst düzen şey yapmak yerine müfritane âli makam vermek yok. Fevkalade sadaka. Fevkalade para ver. Yok. Fevkalade para ver yok. Sadakat var değil mi? Sadakatı bir cümleyle söylesin bana birisi. Dendiği gibi yapmak. İhlas? Dendiği için yapmak. Bak, ilk önce ne geçiyor Yasin? Sonra ne geçiyor? İhlas. De ajanda yazacaksınız. Yazmamışsınız demek ki. Fevkalade bir? Sadakat. İki? Sebat. Üç? Müfritane irtibat. Dört? İhlas. İhlas dörtte kaldı. Vay be. Aşırı gitme diyorlar ya, burada aşırı gitme işte. Aşırı ya. Çünkü 20. lema haricimizi, mülk tarafımızı tanzim eder. 21. lema sırrı ihlas, batını inşa eder. Evet. Bak ya, elhamdülillah ya. Maşallah ya. Hakikaten Risale-i Nur ama ne ölçüler koymuş ya. Böyle bir ölçüsü olan bir cemaat var mı? Kimse duymaz onu. Böyle bir şey var mı? Allah'ını seversen böyle ölçüleri tak. Yani madde. Ya ne yapsın başka ya? Hasan, böyle yap ha, öyle mi desin? Ha dedi işte. İlk önce sadak. Yapış kardeş, akıllı ol. Atıfları görüyor musunuz? Bunların izahları buralarda ha. Buraları görmediniz ha, burayı da şey yapayım bak. Ey gidi arkadaşlar, ne kadar bahtiyarız biliyor musun? Göreceksin kabirde, şimdi zaten yakında öleceksin. Ama dişini sık, hakikaten samimi söylüyorum. Burası, öbürü müydü? Dişinizi sıkı. İyi ki ölüm var. Ya ölüm olmasa ne yapacak? Çok kötüydü ya. Elhamdülillah. İşte bu derece enaniyetten ve benlikten ve şan-ı şeref namı altındaki riyakarlıktan kaçmayı dustur hareket ihtiyaz eden adamlara karşı ehli hükümetin, ehli idare ve zabıtanın evhama düşmelerine kadar manasız ve lüzumsuz olduğunu divanelerde anlar. E tabi sen siyasete karışırsan, devletin şeyini çaparsan, makam, enaniyet peşin olursan senden hani Müslüman suizan etmez ama suizana da sebebiyet vermez. Bak ne diyor? Dustur hareket ihtiyaz eden adamlara karşı el hükümetin, siyasi liderin, şimdi partinin,
Ehl-i idare ve zabıtanın evama düşmeleri, ya bu ne yapıyor, neyi takip ediyor, bu neyi takip ediyor, bu niye toplandılar burada ya? Adam gelecek buraya, bakacak. Ve ne kadar takip etmişler hakikaten, bunun derslerinde ne mesaj var topluma? Bakmışlar, bakmışlar, Allah din ya başka, bir de kafayı yemiş laikalardan falan diye. Ondan sonra ne diyecek? Tam da ne yapacak ya? Sen buradan çıkıp ne, bu dersten sonra ne yapacaksın? O kadar ya. Siyasetlerle kalmayacak kardeşim. Gider, oy atarız. Dahili cihat budur. Atmamak cihad-ı manevide kaçmaktır. 241 Emir Dağı'nda anlatıyor. Bizim cihatımız odur. Dahilde ilim, ilim neşip ve geldiği zaman oynat. Atmamak ihanettir. Hakikatine ihanettir. Efendim, tamam. Şimdi 185'i açıyoruz. Ondan sonra, ama bir saat oldu. Yok abi. Ha 185'i bir açayım. Arkadaşlar sizde bir canlılık görüyorum. Niye böyle? Özledim. Tamam. Allah razı olsun. Mama bana bak, hiç bana bayram şekeri de getirmediniz. Ne olacak? He? Size sitemim var biliyor musun? Size sitemim var. Bir teneffüs ettireyim. Sitemim değil, şaka diyorum. Hem bir teneffüs ettireyim, önümüzde kurban var. Arkadaşlar, ilm usulü dinde şöyle geçer. Ustadın ayetini var. Bayramlar bittiği zaman camiden çıkınca ölüler değil. İlk önce en diri olanlar ziyaret edilir. İlk önce akrabanız değil. Manevi şahsiyetler ziyaret edilir. Sonra akrabanızın büyükleri ziyaret edilir. Sonra diğerleri ziyaret edilir. Bağdüğü yaşayanlar bittikten sonra mezara şey yapılır. Şimdi biz büyükleri ziyaret etmiyoruz. Ondan sonra yapacaklarımızı yapıyoruz. Bir de bir iki hafta geçtikten sonra abi geçmiş bana mübarek olsun. Vallahi zaten geçmiş. Ne mübarek olacak? Olmaz şansı yok. Çünkü uçmuş. İlk önce ne yapacağız? İlk önce ilm-i usulü dinden teneffüs ettireyim. Hem de faydalı olsun. Çıktığı zaman, çünkü ulemanın mürekkebi şehidin kanından üstün ve ulema senin maneviyatını ve ahiretini inşa eder. Anne baban ise dünyanı inşa eder. Tamam mı? Anne babaya da hürmeti de sana anlatan ulemadır. Senin aleminde ulema, seni inşa eden insan ilk önce ziyaret edeceksin. Arayacaksın. Ziyaretse ziyaret, arama ise arama yapacaksın. Sonra akrabayı taallukatın içinde yaşa göre değil, fazilet kemalata göre, sonra yaş, ondan sonra geliyorsun aile efradına ziyaret ediyorsun. Kurban bayramında kahvaltıyı buradayız abi. Yani kahvaltıya garantiledi. O zaman günümüzü tayin edebiliriz. Mesela bayramın üçüncü günü diyelim. Ama bunu da bilmeniz lazım. Hani gençsiniz, bilmeyebilirsiniz, bilmiyorsunuz. Bize de böyle biraz faturalı öğrettiler bunu. Ağır ödemiştik. Ben size faturası ödettiriyorum. İlk önce öyle yap. Yanlış yapıyorsunuz. Geziyor, ondan sonra işi bitiyor. Ben ne yapayım ya? Canım da sıkıldı. Ha Hasan abi bir gideyim ya, canım sıkıldı, biraz sohbet edeyim. Canının sıkıntısını kaldırmak için gidiyorsun. Bir gidip bayramlaşmaya gitmiyorsun. Desem inanmayın, çünkü öyle yapmıyorsunuz. Ama bir şey anlatmak için söylüyorum. Peki. Şimdi üçüncü noktayı görüyor musunuz? Ne oldu? Niye sustunuz? Ağır yok. Öğreneceğiz. Benden vazife anlatmak, sizde öğrenmek. Benden okumak ve anlatmak. Nereden bileceksiniz? Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Bazılarınıza sitem etmem Nazım geçtiğindendir. Bazı insanlar var, abi dedim ya neredesin, abi askerlik yaptım falan. Adam unutmuşuz yani askerliğini. Ama bazıları bir hafta gelmeyince ağrıma gidiyor. Mesela Levent burada mı? Canım benim bak, bu Ramazan öyle değil. Önceki Ramazan, müsaade eder misin sen, biraz konuşayım seninle. Konuş abi. Tamam abi. Geçen Ramazan, Zeytinburnu'da oturuyor burada. Abi bayram mübarek olsun diye telefon ediyor. Ne bayramı Levent? Abi bayram. Telefonla mı Zeytinburnu'dan edeceksin? Kapat telefonu.
Pat diye geldi. Bu Zeytinburnu'ndan Zeytinburnu'na telefonla bayramlaşmıyor. Olmaz. Bu sene ne yaptı? Bak ne yaptı? Tak diye çakıverdi. Değil mi Allah'ın? Tamam mı? Canım benim. Mesaj aldım. Tamam abi. Ben sana fırçan aldım. Evet. Yok. Seviyorum sizi biliyor musun? Çünkü sizin için bekliyorum. Biraz insafla düşünürseniz hakikaten sizin için varız, sizin için her tehlikeyi göze almışız. Abi bu derste de geçti cümleler de. Siz biraz o şeylerden kaçınıyorsunuz. Doğru. Siz kendiniz kaçındığınız için biz dengeyi ayarlayamıyor olabilirsiniz. Doğru, doğru. Hakikaten ben, beklemiyorsunuz. Beklemiyorum. Onu Allah bilir. Şey yapmıyorsunuz yani böyle bir... Telefonu hiç hatta... Hiç kalkmıyorsunuz kendinizi, hep geride duruyorsunuz. Onu doğru. Biz de tedirgin olarak biraz o konuda biraz yavaş olmuş olabilir. Doğru. Aramakta vesaire ben doğru söylüyorsunuz. Hatam da benim zaten. Hasan abinin gönlünü kalmaz gibi geliyor insanlara. He yok yok. Şimdi duyuyorum de böyle, diğer dershanelere de gidince baktım yetimvari durunca ziyaret ettim kardeşleri. Oraları da mesela Tepecik'te seni şenlendirin diye. Ama doğruyu da bilin yani. Mesela bu kültür eskilerde şey olmuştu. Hangi seneydi bilmiyorum. Memlekette bayram yapınca hiç ben bir şey demedim. Bizim akrabanın en büyükleri bayramdan çıktık. Hemen bizi aldı. Hoca dahi olsan dedi ben senin amcanım öz. Yaşlı tamam amca. Sen kafileye katıl bak. Senin bildiğin bildik olsun. Tamam amca bir şey demedim. Hemen aldığı hiç kimseye iş yapmadan hemen en büyüklere köyü hep dolaştırdı. Kafileyi arkasına takarak. Oğullarını, yeğenlerini, ben de dahil. Hakikaten öyle. Sonra büyüklerin ellerini öptürüyor vesaire. Duasını alıyorsunuz. Ben hakikaten çekiniyorum, doğru. Telefonlarınıza cevap veremiyorum. Özür diliyorum bu kadar arayan insana. Mümkün değil, ben çünkü tekim. Yani her telefona inanın bana 1,5 dakika verse hesap ettim. Bir gün komple gidiyor. Çünkü arayan her şey gözüküyor, tahmin edersiniz. Ama şey yapın. Ya, buraya şart değil. Dershaneniz, bulunduğunuz mahallede hemen dershanenize gidin. Buraya niye geleceksin ya? Bağcılar'da niye geleceksin ya? Hemen dershanene git. Abi kimse yok. Karışma sen. Zile bas. Meli Yağlı'ya bu fotoğrafı çektir. Onu istiyorum senden. Bas git. Kimse olmasın. Bas git. Mahalleni burayı demiyorum. Mahalleni. Ben Levent'i burada olduğu için söylüyorum. Ne çık salondan gelecek? Orada hemen bayramlaş. Burayı demiyorum. Çıksan da neye geleceksin? Sultanbeyli'ne neye geleceksin? Çıksan ne? Orada bayramlar. Hemen birbirinize en güçlü, birbirinize en yakın, birbirinize en çok katkı yapan sizsiniz. Siz birbirinize en yakınsınız. Benimle geçen ömrünüz babanızla geçmiyor. Değil mi? Benim de öyle. Onun için sizsiz ben yapamam, siz de bensiz yapamazsınız. Biz artık aile olmuşuz. Aileden ileri olmuşuz. Değil mi? Şu paragrafı da okuyorum, kesiyorum. Üçüncü nokta, vazife-i dini itibariyle NASA hüsnü kabul ettirmek. Yani insanlara dersi güzel kabul ettirmek. O makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler hot vuruştuk ve riya sayılmaz ve saymamalı. Dengeyi görüyor musunuz? Biraz önce enaniyeti yapmayacaktık. Mesela ben burada oturuyorum değil mi? Değil mi Alaaddin? Üç tane şahsiyet var. Ne? Vazifedarlık. Ubudiyet. Beşeriyet. Aferin. Maşallah. Adı neydi ya? Bülent'im. Yüksek gür ses demektir. Aferin. Hak ettin. Elhamdülillah. Herkes bir tevazı da yapıyorsunuz. Şimdi bak ben buradan indiğim zaman beraber oturacağız biraz sonra. Çay içeceğiz. Sohbet edeceğiz. Hoşbaşı yapacağız. Sorunuz varsa sorunuzu alacağım. Böyle... Kalkıp gitmiyorum. Sizin suratınızı böyle çarpar gibi haşa, tabi hiç yapmamışım. Yapmışsam hastayımdır. Oturuyorum, ders saatinde fazla yanınızdayım. Ve kapıyı açtığınız zaman her zaman Hasan'a ulaşabilirsiniz. Öyle bir muamma değil. Öyle değil mi? Zeytinburnu'na geldiğinizde nasıl ulaşamadınız? Geliyorsun ulaş ama telefona ulaşmanız zor. Çünkü gördüğünüz gibi mümkün değil. Sizinle sohbet ederken ben birisini sizi kapatıp ona cevap veremem. Saygısızlık yapmam size. Ha, benim bir böyle bir beşeriyetim var. Zilime çalıp girebiliyorsunuz. Zeytinburnu'ndayım. Tamam. Bir de benim özelliğim var. Ubudiyetim, Kur'an okuyuşum, tevşinim, tefekkürüm, tespitlerim, çalışma. Bir de kürsüye çıkışım var. Tamam. Şimdi bu üç tane şahsiyeti karıştırırsan ailende de kullan.
Ailen hanımdır, kadındır. Kadındır, beşeriyet. İki, ubudiyeti, kimliği, kişiliği var. Yani aile soyu, sopu, anne babasının nikahı, anne babasının helal haram ve dünyevi uğruvi verdiği eğitim. Bir de dava şinaslığı var. Bunu karıştırırsan ona zulmedersin. O karıştırırsa sana zulmeder. Şimdi beni de karıştırmayacaksın. Bak şu anda ben delal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamında oturuyorum. Burada birisi şeyse, estağfurullah kardeşim sen daha iyi bilirsin deme hakkına sahip değilim. Buna muhalif bir şey söylesen, tabii tabii kardeş, burada öyle dedi ama seninkisi daha doğrudur. Hayır, olamaz. Burada ben bunu deme hakkına sahip değilim. Makamı karıştırmayacaksın. Tebliğ ediyorum ben sana, bir şey söylüyorum. Bak abi bir şey, burada böyle yazıyor. Şunu deme hakkına sahipsin. Abi küllat da o imadır, gizli manadır. Ama emir daha 1.48'de sarihtir. Böyle adam ne acaba? Ha, o zaman tamam susarım ama desin ki bak mesela Said veya şurada böyle yazıyor. Ya öyle değil abi, estağfurullah, tabi tabi senin bildiğin gibi. Hayır, ister kabul et ister etme. Bu, ben de buna binem. Ha, o zaman diyor ki burada nasıl insanlara bir şey kabul ettirmek için bu oturduğum makamın iktiza ettiği bendeki yüksek tavır, yani sana peşkeş çekmeme. Mesela bazı pat diye fırlıyor. Rastlamışsınızdır. Bir şey soru sormak edasıyla adam işgal etmeye çalışıyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Biz de artık kaşarlanmış adam olmuşuz yani. Kaşarlı olmuşum yani. Şimdi senin ne sorarken konuşurken anlıyorum. Bir, soru sorma edasıyla konuşmak istediğini anlarım Allah'ımız. İki, soru sorma edasıyla millete kafasına soru takmak. Üç, soru sorma edasıyla tren giderken makas koyup makas değiştirtiyorsun bana. Soru sorma edasıyla, tamam mı? Aşağılıyorsun vesaire. Bu makamlar var. Belli oluyor. Şimdi o makamda desem ki, siz daha iyi, sen estağfurullah, sen daha iyi. Hayır. O makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar. Sus kardeşim, tamam. Tamam, anlaşıldı. Abi bir şey sorabilir miyim? Baktım şüphelendim birkaç tane. Kardeş dersten sonra buraya yanıma gel. Veya buradan soracağım diye yani oldu. Ne oradan soracaksın kardeşim? Bak isabet ettim şüphelenme. Buraya gel. Ha, bana soru sormak değil, cemaata bir şey fırlatmak istiyor. Ben ona fırsat vermemem gerekiyor. Çünkü makamın iktiza ettiği bir tavır sergilemem lazım. Sus kardeş. Sus. Ha. Makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar. Görüyor musunuz orada? İki, vaziyetler, hot vuruşluk, riyaz sayılmaz, sayılmamalı. Meğer o adam o vazifeyi kendi enaniyetini tabi edip istimal eder. Yani bu makama çıkan adam da hiç kusura bakmasın. Hani böyle insanlara sizin gibi hakikaten yani adam gelmiş bir şey istifade etmeye. Bilmem hangi mahalleden gelmiş. Hangi vicdansızlıkla ben enemi o şeyimi tatmin etmeye. O zaman ben burada olmam zaten. Siyasi arena, televizyonlar zaten cirit atıyor. Seni 10 defa havada kapacak. Gel bir psikoloji yap diye. En meşhur o bildiğiniz var ya ulusal televizyonda vesaire. Ya psikoloji dersi yap dedi. Ramazan'da kaç kişi geldi? Bak kaçtım ya. Yöresellerde kaçtım zaten. Urfa'ya gittiğim zaman, şeye gittiğim zaman birkaç tane, iki tane şey vardı. Ya röportaj yapmasına kaçtım. Kaçıyoruz yani. Hani hiçbir kardeşim de yapmaz bu vicdansı. Buraya çekip seni niye istismar etsin? Demek ki meğer o adam bu makamın iktiza ettiği tavırlar, bu böyledir arkadaşlar, bu şöyledir. Tavırlar onun enaniyetindedir. Makamın iktiza ettiği. Hulusi abi sormuş. Ustadım demiş, ben ders yaparken bende garip garip haller oluyor. Barla kaçıncı sayfadaydı? 28 miydi? Veya Kayseri plakası olabilir, 38. Ya 28 ama Kayseri olabilir, 38. Orada soru şöyle. Ustadım, ben ders yaparken bende garip bir haller oluyor. Ustad da diyor ki, o makam Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğin için o sana ariz oluyor. Yani geçicidir. Yani buradan çıktıktan sonra o yok. Olmaz. Evet, bir imam imamet vazifesinde tesbihatları izhar eder, isma eder, işittirir. Hiçbir ceddi riya olamaz. Zülcelal-i Subhanallah, Zülkemalallahu Ekber. Yani iş ifade eder, gösterir. Kur'an'ı da çok güzel okur. Ya adet riya olması falan. Ne en güzel okuyacağız. Tamam. Ha, bir imam imamet vazifesindeyken, makamındayken, bak kaçırma orayı. İmamet vazifesinde tesbihatları
İzhar eder, isma eder, isma sem işittirir, hiçbir cihette riya olamaz. Fakat vazife haricinde o tesbihatları aşikare hakları işittirmeye riya girebildiği için gizlisi daha sevaplıdır. Mesela gitti başka yerde, otobüstedir, bir toplantıdadır, ben hocayım falan, dinle şimdi ben Rahman'ı bir okuyayım desen olmuyor. Ama makamın iktiza ettiği yerde, her imam derken atıyor yani, maydanoz gibi derler ya, cenazede atıyor, şunu atıyor, bunu atıyor, dur ya, eve atıyor, dur bunu ben cevap vereyim. Siyasi şeylerde bile, ne atıyorsun kadın, dur ya. Demek ki, fakat vazife haricinde o tesbihatları, mesela ustadın uygulayalım. Buna ait İnce Mesnevi Nuri 51'de anlatıyor. Şualar 304'te anlatıyor. Şöyle. Ben diyor hapishanede ben nerede okuyacak? Odası yok ki. Tesbihat yaparken diyor kapımda bekleyen jandarma duyuyor. Onu düşünüyor. Ha, onu düşünüyor. Onu. Hapishanedeki kapısına duran jandarma duyuyor. Acaba okuduğum evrattan riya olabilir. La askeri sen ustad askeri şey yapıp ona göstermek için evrat okur. Ama onu bile düşündü bizim. Allah düşündürdü. Sonra İmam-ı Gazali'nin diyor şeyi hatırıma geldi. İmam-ı Gazali diyor ki şairi ifade eden, dinin örf ve ananesini hatırlatan, ona mukaddesata doğru götüren sendeki tavırlar ve zikirler gizlisinden aşikare yapmak daha hayırlıdır. Otobüste parmaklarınızla şöyle yapmayın. Alt tesbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oturduk yana, namaz kıldı, tamam. Hiç merak etme, onda hiç riya olmaz. Çünkü bakın, şairi ifade eden, şair-i İslami'yi, İslami örf ve adeti anlatan, ortaya konduğu zaman onun mukaddesatına taşıyan bir şeyler riya girmez. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri, neşiat-ı diniyelerinde, hele hele bak ben ne vazifem var senin. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri, neşiat-ı diniyelerinde ve ittiba-i sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebairdeki takvalarında Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşallah riya olmaz, merki Risale-i Nur'a başka bir maksat-ı dünyevi için girmiş olur. O da mümkün değil. Onun için hepiniz vazifelisiniz. Nerede? Hepimiz vazifeliyiz. Hepimiz. Bak nerede? Beraber kardeşiz. Neşiat-ı diniyelerinde. Dinimizi anlatırken. Otobüse bindik, metroya bindik. Haşr'ı anlatacağız, tevhid atacağız, kaderi anlatacağız, tamam mı? Bir şey anlatırken vazifeliyiz. Bakacaksın arkadaş etrafında ne yani kim var? İki. İttiba-i sünnette ya falan dindar gözüküyoruz falan ne derler. Ben, kardeşim ittiba-i sünnette vazifemiz. Sonra üç. İçtinab-ı kebairde vazifeliyiz, Kur'an hesabına vazifeli sayılırız. Onun için riya girmez. İşte bu akşamki derslerimiz buydu. Dersimizin şeyi, hedefe götüren yoldaki işaret taşları da diyebilirsiniz. Yani neler yapmamız lazım, nerede durmamız lazım, malzemeler. Bunların bilinmemesinden bedeli çok ağır vahim neticeler doğuruyor. Kaderi bilmezseniz, bak çok önemli bir şey anlatacağım. Kaderi son olsun diye başta demedim onu. Kader risalesini bilmezseniz iştirak-ı amal-i uhreviyeden düşmezsiniz. Yani Risale-i Nur cemaatinin dünü ve yarını senden sonra, kuzeyi, güneyi, batısı, doğusunda bütün Nur cemaatinin işlediği hasenata ortaksınız. Ortaklığın, o bu şirketin ortak şeyi, şartı şu, 5. Sadakat, ihlas, takva, içtinab-ı kebair, hizmet. Kastamonu 96'da anlatıyor. Şimdi anlatacağım bak. Ve dersimiz bitti bak anlatacağım. Kader Risalesini bilmezseniz, Nur Cemaatinin veya Haşr Risalesi bilmezseniz iyi. Nur Cemaatinin hasenatına ortaklığın azalmaz. Hissen azalmaz. Ama neyi, nerede, ne yapacağını, nerede, nasıl duracağını, nerede, nasıl duracağını, kime karşı olacağını, nerede, ne yapacağını, kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat, uslubu bilmesen, yani kısacası, layıkaları bilmesen,
yap, yapma, de, deme, bilmesen iştirak-ı amal-i uhrevi'de sorun yaşarsın. Çünkü sadakatın kaybedenin kıblesiz ilim firavunlaştırır adamı. İlmin kıblesi sadakattır. Allah bile peygamberine emr olunduğun gibi Allah'ın emri dost doğru ol. Yani sen nasıl biliyorsan, çünkü donanımların çok yüksek senin. Çok harika bir insansın. Ey Habibim, sen yaptın doğrudur demiyor. Ben, evet sen böylesin ama gene sen doğruyu bulamazsın. Sen doğruyu bulamazsın ey peygamber. Ben ne diyorsam, Allah diyor, Festakim Kemal Mürteya, Şehbettin Suretun meselesinde, emrolunduğum gibi dost doğru. O da sadakattır. Vahiydir, değil mi peygamberleri? Vahiy geliyor. Ha, o zaman vahyin simgesi bizde dusturlardır. Dusturlar da hata yaparsak sadakatimiz bozulur. Sadakatta da olursa dünya ve ahirette sıkıntı çekeriz. Yani sıkıntılarımızın bir sebebi o. Teslimiyetimiz az. Allah'a sorguluyoruz vesaire. Sadakatı bozulana ustad ne diyor biliyor musun? Gayrimüteşebbih bugün ders yaptık da o ders şöyle geçecek. İstikamet tire dininden ve imandan sıyrılıyorlar. Orada diyor ki sadakatı teslim yaparlarsa dininden ve imanından sıyrılıyorlar diyor. Sadakat olmayınca Allah'a güven sorunu yaşıyor Müslüman. Allah'a güvenmiyor. Allah'ın yaptığı icraatları sorguluyor. Arkayı bilmediği için. Arkasındaki olayların arkasındaki hikmetleri bilmediğimizde niye böyle oluyor sorguladığımız Allah'ın rububiyetini sorgulayınca işte sadakat çok önemli. Kader risalesinden daha önemli. Kader'i teslim ol. Teslim ol. Kader'i de haşerize tamam mı? Ama bunu bilmesen yanlış yerde olursun. Yanlış insanlarla beraber olursun. Doğru yerde doğru iş yapacağız. Doğru insanlarla. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâ selâvâ.